Transfer Merkezi Altıdere, hepiniz hoş geldiniz. Kamp günlüğü devam ediyor. Bandırma spor oyuncusu Erkan Taşkıran'la beraberiz. Meşhur Tata'yla. Evet, teşekkür ederim. Tata sana. Nereden geliyor? Tata nereden geliyor? Çocukluğumdan beri ben İzmir Çamlıbe doğumluyum. Semte doğduk. Her futbolcu gibi semt çocuğuyuz. Oradayken insanların bazen dilleri dönmüyordu. Atta derken Tata diyerek kaldı. Çocukluğumdan gelen beri Tata. Ondan sonra camianın, futbol camiasının içine girince sonra Buca Spor'la devam ettik. Orada Tata dendi. Şu ana kadar yaklaşık 18-19 yıldan beri herkes Tata olarak biliyor. Sana bunu daha önce de sormuştum ama futbolcu olmasaydın ne olurdun diye tam hatırlamıyorum cevabını. Tribüncü olur muydun? Ya tribüncü olurdum. Yani, tribün lideri, amigosu falan. Ya amigo olmazdım ama çok ciddi anlamda destekleyici olurdum. Çünkü kaybetmeyi sevmediğim için tahammülüm olmuyor. Ya, ama fotoğrafçı olurdum, açık ve net. Çünkü bizim de çocukluk yıllarımızdayken fotoğrafçıda çalışmıştım. Vesikalık falan, yani günümüzde eski tarih karanlık oda vardı. Orada filmleri falan ayıklıyorduk, böyle bakıyorduk. Fotoğrafçı olurdum. Peki bundan sonraki hayatında düşünüyor musun? Mesela Tugay Kerimoğlu'nun sanırım böyle bir şeyi var. Fotoğraf üzerine ilerliyor, fotoğraf çekiyordu. Şu an ne yapıyor bilmiyorum. Tugay Kerimoğlu'nun böyle bir şeyi vardı. Biraz saçlar da benziyor galiba ona. Evet. Tugay Kerimoğlu tam fotoğrafçı. Ama benim futboldan sonra gene futbolla ilgili projelerim var. Her futbolcunun söylediği gibi bir önceki röportajınızda da söylemiştim. Antrenörlük, teknik direktörlük, futbolu bitirdikten sonra falan. Ben daha çok nasıl Avrupa'daki sistem küçüklüğünden insanları, çocukları yetiştirip daha büyük oyuncu oluyorlarsa, ben de Türk futboluna bu şekilde katkı sağlamak istiyorum. Tamamen çocuklara yönelik katkı sağlamak istiyorum. Nasipse de futboldan sonra tamamen sporun içinde ama daha çok branşı kısıtlı oyuncularla devam etmek istiyorum. Çünkü profesyonel hayat, profesyonellik gerçekten çok zor. Evet. Onun için çocuk yetiştirmek çok bambaşka bir şekilde zor ama. Altyapı koordinatörü, biz ülkemizde bu problemi yaşıyoruz. Altyapı koordinatörleri üzerine. Evet. Altyapıdan oyuncu çıkaramama sebeplerimizden birisi iyi altyapı koordinatörlerimiz. Doğru. Zor bir görev yalnız. Ya teknik direktör olmaktan daha zor bir görev. Çocuk yetiştirmek tabii ki çok zor. Ben iki tane çocuğum var benim, Ege ve Berke adında. İkisi de erkek. Mesela kampa geleceğim zaman gidiyorum ben demiştim Berke'ye, küçük çocuğuma. Baba niye gidiyorsun dedi bana. Ben çünkü anlaması için para kazanıp ona oyuncak alacağım dedim. Ondan sonra kumbarasından parasını getirdi, gitme diye. Yani ya, çocuk yetiştirmek hakikaten çok zor. Onun için çok zahmetli. O zahmetin altına iki çocukla girdik biz eşimle de beraber. Sağ olsun, o da çok yardımcı oluyor. Onun için de ben tamamen futbol bıraktıktan sonra altyapıya kendimi adamak istiyorum. Onun için de inşallah o şartlar oluşur. Günümüzdeki altyapı standartları, evet, sizin dediğiniz gibi de elverişli değil. Altyapı hocaların durumları elverişli değil. O kadar destek sağlanmıyor. İnşallah bir umut önümüzdeki yıllarda sağlanır. O kadar Türk oyuncu çıksın ki biz de kendimizi Cengiz gibi, Çağlar gibi, nice oyuncular, Merih gibi oyuncular Avrupa'da temsil etsinler. Biz de kendimizi bir Türk gibi göğsümüzü gere gere onları izleyelim televizyonda. İnşallah. Güzel bir hedef. Umarım, evet, da başarılı olursun. İnşallah. Peki futbolun içinde futbolculuk olarak ne kadar daha kalmayı düşünüyorsun? Ya her futbolcunun nasıl söyleyeyim, bir hedefi vardır. Ama benim ayağım gittiği sürece, ki insanlar bunu söyleyecektir bana, vücudumun gittiği sürece ben futbolun içinde kalmak istiyorum, oynamak istiyorum. Çünkü futbolu hakikaten çok seviyorum. Kendimce profesyonel olarak nitelendirmeyeyim. İnsanların benim için kullandıkları tabir bu. Antrenman kaçırmamaya çalışıyorum. Antrenmanlarımı sürekli düzenli bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Vücudumun gittiği yere kadar oynamak istiyorum. Tabii ki ama oynamak istemem derken de belli bir zaman geldiği zaman da genç oyuncuların önünü de açmak gerekiyor. Gerçekçi olmak lazım. Ama İnşallah da öyle olur. Şöyle yani. Bir şey duydum. Antrenmanlarda en iyi performansı hala sen veriyormuşsun diye. Ya sonuçta değil. Şimdi Bandırma Spor'da takım kaptanı, sağ olsunlar bize bu görevi layık gördüler. Şimdi benim göstereceğim performans ve antrenmanlardaki hırsımı bir nevi genç oyuncular görmesini istiyorum. Çünkü biraz gördükten sonra hani oyunsal anlamda biraz daha kendilerine katkı sağlasınlar ki futbol ömürleri daha uzun olsun. Çünkü günümüzde oyuncunun eşik atlaması için belli bir süreden geçmesi gerekiyor. Onun için bizim için olmazsa olmazımız iyi antrenmandır, antrenmanda iyi çalışmaktır ve sahada gerekeni yapmaktır. Ondan sonrası futbolcu hayatı tamamen özgür. Antrenman ve maç. Bunları onlara yansıtmaya çalışıyoruz. Nitekim de yansıttığımı düşünüyorum. İnşallah da daha iyisini yaparım.
İnşallah. Peki geçtiğimiz sezona, ilk önce geçtiğimiz sezona evet. dönelim. Sonra gelecek sezonu değerlendirelim. Tamam. Zor bir süreçten geçtik ülke Doğru. olarak ve futbolcular olarak da siz çok zor süreçlerden geçtiniz. Doğru. Yani en erken toplanan takımdınız pandemi sürecinde ama sonuçta şampiyonlukla taçlandı. Evet. Bir geçtiğimiz sezonu değerlendirebilir misin? Geçtiğimiz sezonda evet biz iki bölüme ayırdık geçtiğimiz sezonu. 6 ay, 2-6 aydaydı çünkü 12 ay gibi bir süre sürdü şampiyon olmamız. İlk 6 ay inişli çıkışlı performans sergiledik. Onun gerek oyuncusu anlamda gerekse de mentalite anlamında oyunu o kadar hükmedemiyorduk ama tamamen Etimiz Kutu belediye maçından sonra iç sahadaki 17. maçtan sonra biz inanılmaz bir ailevi ortam yakaladık. Saygı ortamını yakaladık. Sağ olsun bunu her zaman da dile getirdim. Göğsümü görerek de dile getireceğim. Sayın şu anda başkanımız Onur Göçmez'in burada inanılmaz bize katkısı vardır. Çünkü bir Kırşehir maçında çok kötü bir oyun sergiledik. O gün hocamız da bize kızdı. Ya kızma derken kafasını öne eğmesi bizim için kızmasıdır onun. O gün mesela biz çok kötü performans sergiledik. 88'de 1-1 yaptık. Başkanımız içeri girdi. Kafanızı kaldırın ve bize o maça prim açıkladı. Yani bu gerçek. Prim açıkladı. Yenildiğiniz maçta prim. Prim evet beraber bitirdik. İç sahada beraber bitirdiğimiz maçta prim açıkladı. Ve hakikaten biz yani oyuncusal anlamda tüm arkadaşlar birbirimize baktık. Alsak mı almasak mı başkan? Onur Başkan dedi ki boynunuzu bükmeyeceksiniz, kafanızı dik tutacaksınız. Herkes kafasını kaldırdı ve o gün, o hafta salı günü bizim iki gün sonra primimizi ödedi. Yani ve dedi ki hakikaten bize seven, ailevi ortamımızı destekleyen bir başkanımız var. Onun için de biz tamamen kenetlendik. Ailevi olduk. Pandemi süreci, ülkemiz kötü dönemlerden geçti. Oyuncular antrenman yaptık. İlk önce biz toplandık çünkü ciddi anlamda şampiyonluğu istiyorduk. Ama bir şekilde ligler tescil edildi. Bunu tekrar yenileyim. Ligler tescil edilseydi de edilmeseydi de bizim hedefimiz gene şampiyonluktu. Gene şampiyon olacaktık. Çünkü hakikaten çok ciddi anlamda çalıştık. Gerek Bandırma basınından, hocamızdan gerekli bütün referansları alabilirsiniz. Hiç bakmadık çünkü gözümüzü kararttık. Türkiye'de tek toplanan takım bizdik. Hak ettiğimizi aldık. Camii hak ettiğini aldı. En çok da sevindiğimiz hocamız da 2 seneden beri, 3 seneden beri playoff'ta şampiyonluğu kaçırıyordu. Onun için çok iyi oldu. Hepimizin için çok iyi oldu. Sayın Başkanımız geçen sene kümede kalmış bir Bandırma Spor onun desteğiyle kümede kaldı. Bir sene sonra yaklaşık 18 ay gibi bir süreçte aynı takım bir üst lige çıktı. Yani tamamen başarılarla dolu bir ikinci yarı. Hani ilk yarıyı ayırmak lazım. Biz ikiye ayırdık çünkü. Şu anda da %80-%90'ımız takımda kaldı. Anlaştı tekrar. Tekrar Bandırma Spor için sahaya çıkacağız. En iyisini de yapacağız. Zaten 28 maça kadar da iki mağlubiyet. İlk yarıda ikinci sıradaydınız. Sonrasında zaten ikinci yarında en aşağılı evet. takımıydınız zaten. Evet. Liderliği de ele almıştınız. Evet. Zaten herkes de yani oynansaydı da tabii ki geleceği görmek ya da maçları tabii. tahmin etmek çok zor. Tabii. Sakatlık olur, bambaşka kırmızı kartlar havada uçur ama normal şartlar altında da Bandırma'nın kazanacağını düşünüyordunuz. Bizim lehimizeydi. Sakat oyuncularımız vardı bizim bir de. Onlar da iyileşmişti. Bizim lehimizeydi yani. Her şey bizim lehimize geldi. İki tane sakat oyuncumuz vardı. Bir Berat Satılmış vardı, bir an vatansever vardı. Biri Ankara Demir maçında ilk, birisi de antrenmanda diz bağlarında sıkıntı yaşadı. İkisi de iyileşmişti, ikisi de full antrenmanlıydı. Tamamen açıkçası bizim lehimizeydi. Ben zaten hayatımda böyle bir sezon yaşamadım. Evet. Pandemiden kaynaklı demiyorum. Ben de yaşamadım açıkçası. Sadece pandemiden kaynaklı demiyorum. Olanlardan kaynaklı olarak böyle bir şey dönemin yaşandığını hiç görmemiştim, şahit olmamıştım Türk futbolunda. Umarım bir daha da şahit olmam. İnşallah. Gerçekten çok... Taraftar, futbolcu, işte herkes basın açısından bile çok bambaşka bir dönemdi. İnşallah bir daha yaşanmayız. İnşallah. Biz de o zaman tanıştık. İlk evet. tanışmamız sizinle o zamandı. Şimdi... Aslında sen beni tanıyordun. Konyaspor'a bir tane uzaktan gol atmıştım. Oradan tanıyordun sen beni. Evet. O zamandan pek sevmezsin sen beni. Bir gol daha geldi yanlış şimdi. Peki... Gelecek sezonu değerlendirelim. Yani şimdi güzel kadroyu hemen hemen korudunuz. Evet. Üzerine takviyeler yaptınız. Evet. Tabii ki ayrılıklar oldu ama tabii. yine takviyeler yaptınız. Neler söylersin? Yaklaşık biz 2 Ağustos'ta toplandık. Çok ciddi anlamda inanılmaz antrenman, fiziksel anlamda inanılmaz antrenmanlar yaptık. 2 tane hazırlık maçı oynadık. Ankara Gücü ve Altay'la. Çok ciddi isimler katıldı. Sizin de bildiğiniz gibi Kral geldi aramıza, Pote geldi.
Del Valle'yi zaten hepimiz biliyoruz, Alex'i. Mehmet Yiğit geldi, İshak Çakmak geldi. Yani ligi bilen kaliteli oyuncular geldi. Güzel bir harmanlama oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü gelir gelmez zaten takıma hemen adapte oldular. Bir de farklı bir hava oluştu. Tabii ki Pote de adapte oldu. Çünkü daha önce zaten Pote'nin de istediği ailevi ortammış. Bunu sağlayanlar, biz oyuncular sağladık. Teknik ekibimiz sağladı. Başkanımızın sağladı. Camiamız sağladı. Tamamen şu anda kenetlendik. Birinci lige odaklandık. Tamamen kafamız birinci ligde. Belki ilerleyen zamanlarda pazartesi günü Galatasaray'la da bir hazırlık maçımız var. Bu hazırlık maçlarını bizim için en iyi şekilde değerlendirip, oyunsal formatı oturtturup, fiziksel anlamda da en iyi duruma gelip, lige Ümraniye maçıyla iyi bir giriş, sert bir giriş yapmak istiyoruz. Nasipse de olur. Ama biz çalışmaya da devam edeceğiz. İyi kamp geçiyor şu anda. İnşallah da bu sezon çok daha hayırlı ve güzel bir şekilde, pandemiden uzak bir şekilde, yani inşallah, futbolcu sağlığı, ülkemizin sağlığı, hatta dünyanın sağlığına hiçbir zarar gelmeden inşallah bir an önce de kurtulmuş bir şekilde devam ederiz. Taraftarların da futbolun içinde olduğu bir şekilde. Daha zevkli hale geliyor taraftar, camia olduğu zaman. İki tane hazırlık maçı yaptık. İnanın Covid testinden sıkıldık açıkçası. İnşallah da bir an önce bu pandemi süreci de geçer. İnsanlar daha duyarlı olsun. Biz otelde kalıyoruz ama maskelerimizi çıkarmıyoruz. Dikkat ediyoruz çünkü her insanın sağlığı önemli. İnşallah da böyle bir süreci ülke olarak yaşamayız. Biz futbolcular olarak yaşamayız. İnsanlık olarak yaşamayız. Herkes dikkat etsin lütfen. Peki, son olarak sana şey sormak istiyorum. Yine attığın gol ve sonrasında taraftarla girdiğin o ikili diyalog bize yeniden anlatır mısın? Yani bir an önce paranız var mı lan diye bir şeyim vardı. Yani normalde aslında yani hani şunu söyleyebilirsin, yani böyle olan bu adam bunu gol atmış işte kafadan uydurmuş diyebilirsin, ya da işte bunu planlamış kafasında gündeme gelmek için. Ama o gol attıktan sonra onları düşünme ihtimalim bile yok. Ya da o çocukları orada görme ihtimalim bile yok. Ki bam, çok uzak bir mesafeden bahsediyoruz. Bir de anlatır mısın? Ya şöyle söyleyeyim, konuşmamızın başında, röportajın başında da söyledim. Semte doğmuşum. Yani hakikaten nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. O zamanlarda da Buca Spor çok ciddi bir süreçten geçti. Taraftarın cebinde hakikaten parası yoktu. Kahramanmaraş deplasmanına gitmişsiniz. İki tane insan, sadece iki insan pankartı asmışlar ve hava da soğuktu. Şöyle maç içinde hakikaten maç ısınmasında falan dikkat etmedik. Ya, kimse yoktu deplasman tribünde. Maç önlenirken ister istemez görüyorsunuz. Gördüğünüz zaman sadece iki kişi vardı. Ve durumlarını da biliyorsun. Nabzın 170-180'lere varıyor. İçimden dedim ki Erkan inşallah gol atarsın. Gol attıktan sonra onları sevindirsin. Çünkü onlar tamamen bu tarz taraftarlar hakikaten mutlu olmayı hak ediyor. Ben de onları mutlu etmeye çalıştım. O gün dediğiniz gibi bilinçli planlanmış bir şey hiçbir zaman ben hayatımda yapmadım. O çocuğun orada o videoyu çekmesi bile yani bambaşka bir olay. O zaten tesadüf, belki o gün farklı bir şey de söyleyebilirdik. O gün biliyordum çünkü genelde taraftarların, Türk sem takımlarının taraftarları hakikaten çok zor şartlarda desteklemeye geliyorlar. İzmir'den Maraş'a, Bandırma'dan Bayburt'a çok ciddi mesafeler ve otobüsle, otostop çekerek. Yani bu kadar çok önemli ki, biz de düşünün, uçaklara, uçağa biniyoruz. 3B, 8D. Duruyorsun, yemeğin geliyor. 45 dakika sonra uçaktan iniyorsun. Ya bizim şikayet etme gibi bir şansımız yok. Onlar karşılıksız seviyor. Biz sadece işimizi yapmamız gerekiyor. Onun için de o gün ödüllendirmem gerekiyordu. Maçtan sonra formamı değiştirdim. O gün hakikaten durumları bildiğim için biraz da argo çıktı. Çünkü futbolcular, gerçekçi olmak lazım. Futbolcular, camiamız argo konuşmayı seviyor. Evet. Gerçekçi olmak lazım. Paranız var mı lan dedim. Ondan sonra var Erkan abi var dedi. Ondan forma hediye ettim. Onlar mutlu oldu o gün. O gün ben de çok mutlu oldum. Bayburt deplasmanına gittik. -9'da taraftarımız gelmiş. Biz 12 saatte gitmişiz Bayburt'a. 12 saat onlar uçak yolculuğu, otobüs yolculuğu 12 saat sürmüş. Onlar otobüsle gelmiş. Kar kış demeden. O gün onları da sevindirdik. Yani futbolcu, taraftar, teknik ekip, tamam, basın birdir. Ya sadece oyuncuların biraz daha özverili, biraz daha nasıl desem, dikkat etmesi gerekiyor. İnsanları kırmamamız lazım. Biz sonuçta görsel spor yapıyoruz. Ne kadar güzel oyun oynarsak insanlar o kadar büyük keyif alıyor. Ama unutmayın ki bir hafta sonu
bir baba oğul maça gelecekse babası belki o haftalık kazandığı 20 lirayı 30 lirayı o maça veriyor kendi oğlunu sevindirmek için. Bizim de oyuncular olarak daha duyarlı olmamız lazım. Daha üst klasmandaki oyuncular, lejyoner oyuncuların, Süper Lig anlamındaki oyuncuların daha örnek olmaları lazım. Yabancısıyla, yerlisiyle hepimizin örnek olması lazım ki o babanın yanındaki 8 yaşındaki çocuk heveslensin, spora teşvik edelim. Benim yapmak istediğim tamamen buydu. Sağ olsunlar oraya kadar desteklemişler. Emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben çocuklara teşekkür ederim. Forma hediye ettiğini söyledin. Peki, bana formanı ne zaman hediye edeceksin? Bir şey, sen Konya Spor'daki attığım gole kızgın mısın diye misin? Onu söyle söyle. Değilim. Biz o konular geçti artık. Evet. Konya Spor Süper Lig'de. Tamam, tamam. Şu an tamam. Yerde. Belli olmaz. Şöyle söyleyeyim. Son sözümü söyleyeyim ben o zaman. Neden olmasın? Tamam. Tabii ki formamı hediye edeceğim. İmzalı bir şekilde ben tamam. De onu çerçeve edip yine arşivlerim onları da. Aşağısına da küçük not bırakasın. 40 metreden attı diye şöyle ince bir slash geçersin aşağıdan. Goller arka arkaya. Hitrik oldu bu. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Ağzına ben teşekkür ederim. Sağ olun, emeğinize sağlık, geldiniz için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler.